알리 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 大家好，我是朱家。今天我会拍很特别的一个影片，我去找一个土耳其朋友，他有一个梦想，环游世界，所以他去过了很多国家。可是他常常来台湾，我今天我会问他，你为什么这么常来台湾？我每次说台湾 number one。今天我们跟他说话聊天，一起吃饭好不好？我们快开始。하진님, 지금 biliyorum sen dünyayı geziyorsun. Gitmediğin ülke kalmadı. Kaç ülkeye gittin? 20 ülkeye yakın. 20 ülkeye gittin. Bütün Asya'ya gittin değil ya, mi? Bütün Asya ülkelerinin hepsine gittin. Malezya, Singapur, Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam, Myanmar, Kore, Japon, Endonezya. Hepsine gittin. Hong Kong, Macau. Ya, biliyorum yaptığın iş kolay değil. Gidiyorsun, geziyorsun. Ama merak ettiğim şey şu. Her gittiğin ülkeden sonra bir Tayvan'a geliyorsun. Evet. Kaçıncı Tayvan'a gelişin? 5. 5. Tayvan'a gelişi. Yani bir ülkeye gidiyor, daha sonra tekrar bir Tayvan'a geliyor. Çok merak ediyorum Hacı dayım. Mesela sen geçen bana dedin ki Japonya'ya gideceğim dedin. Bir ay Japonya'da kalacağım dedin ama 15 günde geldin değil mi? Evet. Neden Tayvan'a bu kadar sık geliyorsun? Ya Tayvan'a bu kadar sık gelmenin en büyük nedeni insanları çok sıcak kaldı. Hani aynı arkadaş, hep beraber arkadaş gibi geçiniyorsun. Bir güzel karşılıyorlar bizi falan. Ondan sonra işte Japonya'ya gidip de geri dönmemin en büyük sebebi soğuk olması. Hani biraz daha yapamamam olması. Sonra geri geldim işte Tayvan'a. Tayvan neden 5 kere geldim? Burada çok güzel arkadaşlıklarım var. Hem yerel halk olsun hem Türkler olsun. Onlarla güzel arkadaşlıklar var. Güzel vakit geçiriyorum ve dinlenme olarak görüyorum. Motive oluyorum Tayvan'da. Ondan sonra seyahatime devam ediyorum. Yani Tayvan ikinci evimde diyebilirsin. Ya, ikinci evim ya direkt. Best of country yani direkt. Ya şöyle, çünkü bizi daha önce muhabbet ettiğimizde de söylüyordu. Tayvan'a geldiğim zaman sanki evimde gibi hissediyorum. Hani burası benim evim. Çünkü Tayvanlı insanlar gerçekten hani yardımseverlik. Yardımseverlik çok iyi. Bir de sen diyordun mesela bir otelde kalıyor. Otelin patronu arkadaşı olmuş. Yani direkt onlar evim gibi. Ben Türkiye'de gelmiyor, bu kadar rahat değilim. Bak buraya geliyor, insanlarla tanışıyor. Tayvanlılar zaten çok misafirperverler. Daha sonra sen burada işte bileklik yapıyorsun. Bileklik değil mi? Yapıyorum. Evet. Az biraz kazançla dünyayı geziyor. Tayvanlılar bu konuda da yardım ediyorlar. Bilekliklerinden alıyorlar. El yapımı bileklik. Çok zahmetli ama gerçekten çok başarılı. Bir de yani şöyle bir şey. İnsanlar Tayvan'ı tanımıyor. Evet. Sen de tanımıyordun. Evet. İlk gelmeden önceki fikrin nasıldı? Geldikten sonra fikrin nasıldı? Ben Tayvan'a 15 günlüğüne geldim. Evet. Geldikten sonra Tayvan'ı gezdim. Komple otostop çekerek burada gezdim. Ondan sonra baktım insanlar o kadar yardımsever ki. Yani gittiğim yer, otostop çektiğim insanlar bana otelde kalmayı istiyorlar. Birileri aldı evine. Zaten muhabbeti biliyorsun, evlatlık olarak aldılar evet, beni. Evet, biliyorum. 10 gün beni arabalarıyla gezdirdiler Tayvan'ı komple. Ondan sonra işte 15 gün sonradan çıktım. Yani burada dedim kendimi çok rahat hissediyorum. Ondan sonra çıktıktan sonra 1 ay 2 ay gezdikten sonra biraz yoruldum ama gittiğim ülkelerde rahat değildim. Sonra dedim ben Tayvan'da çok rahattım, geleyim dedim. Ondan sonra geldikten sonra bir ay sonra işte daha güzel arkadaşlar kurdum, daha güzel yerler gördüm, daha güzel insanlar tanıdım. Hani artık bir ay kalıyorum, burada dinleniyorum, motive oluyorum. Kendimi de birazcık maddi anlamda düzeltiyorum. Ondan sonra turuma seyahatime başlıyorum. 2-3 ay gezdikten sonra geri dinlenmek için Tayvan'a gidiyorum. Ben burada arkadaşlarım var, hem buradaki insanlar var. Yani duyduysanız Tayvanlı bir aile 10 gün alıyor, Tayvan'ı gezdiriyor kendi arabasıyla. Vallahi. Arkadaş da ne diyor? Ben artık evim gibi dinlenmek için Tayvan'a geliyorum. Bugün bir de arkadaşa, tabii Tolga'nın klasiği nedir? Gotye. Gotye. Ve Nuromian. Bugün bir de şöyle güzel bir Gotye Nuromian yiyeceğiz. Sizin de sorularınız olursa aşağı yazmayı unutmayın. Biz önce yemeğimize başlayalım. Aga yemeğini yedin. Teşekkür ederim. Peki Türk arkadaşlarına önerin ne? Tayvan'a gelsinler mi? Tayvan'a gelsinler, Tayvan'ı tanıtsınlar. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapacağım yani. Arkadaşın Instagram hesabını da aşağıya koyuyorum. Kendisinin Instagram hesabı da bayağı etkili. Bir gidin bakın hangi ülkelere gitmiş, nereleri gezmiş. Çok güzel fotoğraflar var. Hemen böyle aşağıda Instagram'ı var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz
Like atın. Like atın. Altta beğenmeyi unutmayın. Yorum atın. Bir de abone olun. Anladım. 100 bine bir şey kalmadı zaten. Aynen. 100 bin oldu sayılır. Hadi 100 bin yapalım bugün hep beraber. İnşallah. Wohin Sihan Liman. Wohin Sihan Taiwan. Love Taiwan. Bye bye. Bye bye.